Herkese merhabalar arkadaşlar. Şu an Nike sitesinde yeni ayakkabılara bakarken sizlere de bir başlangıç yapmak istedim. Bu arada Zoom Super Rap 3 çıkmış. 1900 lira. Bir küçük adam var. Benim küçük adamım. Evet. Böyle yeni ayakkabılara bakıyordum. Ne var ne yok diye. Bu arada Zoom Super Rap 2'yi de hatırlıyorsanız geçen vlogta almıştım. Hatta bununla da Instagram'da güzel bir paylaşım yaptım. Bu arada bir tane de kargomuz var. Onu açarak başlayabiliriz. Bu sesi neden yapıyorsun oğlum? Bu sesi neden çıkarttığını anlayamadım. Evet, odamda yeni düzen var arkadaşlar. Şu şekilde aynayı buraya aldım. Ağırlıkları düze çevirdim. Ve normalde bildiğiniz gibi burada kutular mutular. Umuyorum birkaç vlog sonra da buradan satmak istediklerimi, daha doğrusu elden çıkartmak istediklerimi seçeceğim. Sürekli bir şekilde zaten arkadaşlar elimden çıkarma yapıyorum. Çevremde, tanıdıklarımla fazla duyurmadan küçük çaplı diyeyim. Fakat biraz daha hani büyük 15-20 ayakkabılık tekrar bir şey düşünüyorum. Hani en azından yer boşaltmam lazım. Sürekli yeni aldıklarım, yeni gelenler var. O yüzden biraz da çıkartmak lazım. Evet arkadaşlar, laptop şarjının, şurada görüyorsunuz, bataryasının kenarıyla oynamayı çok seviyor. Bızlık. Evet, o yüzden hani bir miktarda elden çıkartmak gerekiyor. Şu Lufyan kargosunu açalım. Ve günümüze başlayalım. Bugün güzel bir gün olacak. Birazdan spora gideceğim. Akşam da arkadaşlar değişik bir olay var. Tam kafamda canlandıramadım nasıl olacak, nasıl edecek. TRT Jordan belgeseli çekiyormuş. Baba. Efendim, ben de orada olunacağım. Bilmiyorum belgesel içinde yer alır mıyım ama değişik. Bakalım, Jordan belgeseli varsa, Jordan varsa severiz. Baba. Efendim oğlum. Dikkatini bana ver diyor baba. Başkasıyla konuşma diyor. Küçük adamım. O da zaten vlogun ilerleyen bölümlerinde görüyor olacaksınız. Hadi şu lifyanı açalım, merak ettim. Evet, bakalım. Instagram'dan da duyurmuştum bunu alırken. Hatırlarsınız belki. Mavisini almıştım arkadaşlar. Çok beğendim. Baktım, bu da duruyor. Bedeni de hazır var. Kış için birebir. Soğuk havalar için birebir. Genelde bütün... Evet. Bütün aldıklarım hep yazlık oluyor. Kışın böyle bacaklarım, bacaklarım donuyor. Oo, çok iyi. Gerçekten kalitesi falan çok hoş arkadaşlar. İki tane böyle olmuş oldu. Etiketimiz var. Fiyatları 600 hatta 750'ye çıkmıştı da işte indirimle mindirimle. Gerçi Lufyan'da çok oluyor bunlar. Taşlama yöntemiyle boyanmış olan şeyler bunlar. Güzel oluyor. Yalnız yıkarken dikkat etmeniz gerekiyor. Ters düz yapıp ve hiç yumuşatıcı kullanmadan yıkamalısınız. Ben L beden aldım. Siz de kendi bedeninizi tercih edebilirsiniz. Hadi bir üstümüze giyelim bakalım nasıl olacak. Evet, gayet güzel oldu. Kalınlığı, malınlığı harika. Gerçekten çok hoş. Yine link bırakırım arkadaşlar ama genelde bunları Instagram'dan paylaşıyorum. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız mutlaka ve mutlaka... Ah geldi geldi. Instagram'dan da takip edin. Zaten direkt açıklamada onun da linki oluyor. Cepleri, mepleri çok hoş. Babana, evet. He, babana götür mü dediler sana? Getir bakalım, getir. Evet, teşekkür ederim. Hadi bakalım, günümüze devam edelim. Küçük adam. Geldim arkadaşlar, spordaydım. Güzel bir spor seansı yaptım. Kamerayı yanıma almadım. O yüzden çok fazla herhalde orada sahne olmayacak ama şimdi de geç kalmamam lazım. TRT belgeseline yetişmem lazım. Berent abinin sahasına gidiyorum. Michael Jordan hakkında TRT bir belgesel yapıyormuş. Yani içinde bulunur muyum, bulunmaz mıyım bilmiyorum ama güzel, keyifli bir ortam olur muhtemelen. O yüzden şimdi hızlıca ayakkabı kıyafet seçimi yapıp çıkalım. Bu tarz günler için bence giyilebilecek tek bir ayakkabı var. Orada böyle bir yemek yedim ki midem çıkmış ya. Donor'dun 11 tabii ki. Aslında yeni Cool Grey rengini almak istiyordum arkadaşlar.
3600 liraymış. Yani 3600 liradan ulaşabileceğim bir adres var. 5500 aşkım artık. Hani benim ulaşabileceğim adres de 3600, öyle söyleyeyim. Ve evet. Vay be. Altı gitgide gitgide ama şey olmaya başlamış, kararmaya başlamış. Normal bunlarda oluyor. Şimdi ayakkabımız bu. Ama hala üstüm üstü premium kalitede ilk günkü gibi duruyor. Gayet keyifli, güzel. Şimdilik. Tamam, ayakkabımız bu. Evet, üstümüze Paris, altımıza yine Jordan eşofmanım. Çoraplardan aynı şekilde. Şimdi çıkıyorum. Tabii mont olarak da hemen bir şey seçeyim. Bu şişme montum var ya, onu giyeyim. Tam Jordan olduk, gidiyoruz yani. Vloglarda asansör sahnelerini severiz. Eskiden beri de severiz. Keşke siyahlı bir aslında farklı renkte bir eşofmanım olsaydı ama maalesef tek Jordan eşofmanım buymuş arkadaşlar. En kısa zamanda bir tane eşofman almaya lazım Jordan'dan. Hoodie'ler, üstler falan var ama böyle altta yok. Yine de fena olmadı, ne dersiniz? Böyle farklı bir renk olsaydı ayakkabı kendi daha iyi gösterebilirdi. Yine de keyifli oldu, güzel oldu. Yani şu eşofmanı L değil de M alsaymışım keşke. Ama ben aldığımda bitmişti, sonlanmıştı. Sonra geri iade edeceğim zaman alamayacağımı bildiğim için iade etmedim. Giyiyorum, keyifli. Ama bir tık daha dar olsa sanki. Neler oluyor arkadaşlar orada? Bakalım neler oluyor. Çekimler, çekimler. Evet, geldik arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz sağlam bir film ekibi, sağlam bir kurgu var. Küçük çocuklar bir şov mu, bir şey yapacak herhalde. Şuradalar, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Burada daha prolar var. Evet, biraz daha şu an iyi gözükmeye başladı. En sonda Berent abi herhalde bir konuşma mı yapacak, ne yapacak? Bir birebir röportaj yapacak. Kral gidiyor, görüyorsunuz. Ben de meraklı olacakları izliyorum. Keyifli, güzel bir ortam var. Herhalde iki şeyde oturuyoruz, tribünlerde. Evet, nasıl olacak merak içindeyim. Arkadaşlar, Melo 1 gördük. Hemen size bir bildirim yapayım dedim. Şurada KD'ler var sanki. Jordan 36'lar. Yalnız ayakkabılar güzel. Jordan belgeseline yakışır. Ama asıl güzel olan şu arkadaki logo. Değil mi? Berant Akademi logosu. Reklamı yerleştirmezsek olmaz. Sedat kardeşim. Vlogların vazgeçilmesi. Direkt çağırdık. Adam smaç basmaya geldi. Yalnız senin için merdiven getiriyorlarmış. Öyle diyorlar. Jordan belgeselinin Pippen'larla katılan. Kanka, ben Jordan'a şirk koşuyorum. Arkadaşlar şimdi kapışacaklar. Ben biraz çekimleri yapacağım. Bayağıdır buradayız. Ben çok yorulmaya başladım. Kenardan çekimleri yapacağım. Bilmiyorum nasıl olacak. Göreceğiz. Neyse bak, bu kadar da oynayabilirsiniz. Tamam, açalım. Bir maç. Sadece bir maç. Anlamadım, Allah'ın adını sorabilirim. Orta sahada var. Doğru.
7-2 falan öne geçti, 11'de bitecek. Tabii ondan sonra şey olmadı yani. Sonra bir daha toparladık. Ondan sonra olmadı yani. Burada silahlar çalmıyor. Hayır, ondan sonra bir maçta 11-2 falan yani. Maç nasıl oldu orada bir düşerimiz var. Tepek falan koktu ya. Ama bir şey değil mi? Abi vlogların hiçbirinde atamıyor yalnız. Böyle ya ünlendi ya. Adam. Ne zaman kamerayı açsam? Bir daha yapalım dedim. Hiçbir maç olmadı. Bana sinirlendim. Soğumu yapıyorum. Adım atamıyorum. Tabii sinirlendim. Ondan sonra atabilecek mi? Böyle maçtan yaptığım daha sert. Abi çünkü yenilemezsin. Hadi yenilemezsin. Olmaz. Tüm şansını orada kullanmışsın. Adamsın. Dumanlar da geldi. Bir tane de vlog için abi, hadi. Benim pasa geçsin. Maç yapıyormuş gibi. Maç yapıyormuş gibi. Evet, maç yapıyormuş gibi. Maç yapıyormuş gibi. Hayır, ben Emre'yle Erdinç abiye sorum. Erdinç abi ver. Geldim. Sadece resim çekileceğiz herhalde değil mi Berent abi? Ama fotoğrafı da görmek istiyorlar muhtemelen abi. Öyle mi? Aynen. Daha ne olacak abi ya? Bu şeyde devam edecek mi? 2 saat şeyde oturunca. Vallahi işte yani belgesel için evet. Elimizden geleni yapıyoruz. Neyse, senin şutların çıkacak en azından. Ben de şöyle kollarımı bağlamış bir şekilde çıkacağım. Sonra ben müsaade isterim abi. Bir tane fotoğrafımızı şey yapalım. Yani ama duman, ışıklar harika ya. Yetiyor yani. Yatay.
Abi sen de alacak mısın? Sticks and stones may break my heart. Shoot artist, shoot. Gündeme geri döndü. Shoot artist. Çok iyi. Tam vlog düktüm ben. Bu neymiş bu? Şimdi başladın mı? Devam mı? Devam devam. Sen buradan kesin artık kameramanlık yeteneklerini. İşe yarasın bari. Bu kadar para verdiğiniz şeyler bunlar. Allah. Döndür kanka. Ayakkabıyı döndür. Kayma testi kanka. Bunun testini yapmadık bu arada. Kayma yapamamış. Kayma testi link de aşağıda. Beach is a female dog. I'm staying 10 toes down, though I still might fall. Oh yeah, now I done came through, knocking pictures off your walls. Loving people who persecute you, there's still a tell you. Girmez şimdi, bak şimdi. Olmaz o. Yok yok, bloğu ne zaman açsam atamıyor zaten. Ben ama bak, bende sporcumuz var ya hakikaten. Abi ben dedim ki, şey dedim, işte özel antrenör tuttum, şu bu falan diye böyle video çektik. Adam hiçbirini atamadı. Bloklardı. Hadi. İşte bu. İşte bu. Sedat. Eski günlere döndü. Helal. Mama used to tell me, gotta use you when you're ready. Cause I ain't working on my own timing. Ain't got no diamonds on me, but I stay shining. Yeah, yeah. They say the world would be a better place if we take out the hate. Stop all the hate right now. Yeah, let's keep it real. It'd be better if we just subtract the fake. Yeah. So be a light up on my path to lead up under my feet. I know my fate's strong, but my flesh still kind of weak. Jelly bıraktı arkadaşlar da. Hadi, hadi bakalım. Hadi Mustafa. Bak Kyrie Irving videosu lazımsa abi. Hadi bakalım. Aynen bak geliyor. Hadi. Uncle Drew. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Bir de smash şey yapalım. O da vuruyor, o da vuruyor. At oraya. Evet. Sen yapıştır bir tane ya. You just can't hurt me. No, you just can't hurt me. No. Helal. Bunun üzerine benim üçlük atmam yok. Evet, geliyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. LeBron gibi attı. Gerçekten LeBron gibiydi. Biraz böyle çok estetik olmuyor ama giriyor ya onun gibi ona. Şunların yanına bana baksana. Eşofmanla geldi. Fınderle. Yalnız Mustafa da iyiymiş ya, Mustafa da iyiymiş. Atletizm kokuyor adam ya. Evet. Zıpır. Adam tam şey ya. Morant gibi değil mi lan? Şey vücut yapısı falan. Kafasında hiç kamera falan çekiyor mu bence? Kanka kafasındaki kameradaki görüntüyü almam lazım onu diye. Çok bir anlamı yok öyle. 2K21 smaç simülasyonu. Değil mi? Yapıyorlar ya oyunculara giydirip böyle noktalı noktalı şeyler. Şöyle basıyor falan. O adam top görmesin çeviriyor ya. Abi, her topu da çeviriyorum. Evet millet şimdi çıktım. Otoparktayım. Sedat'la konuşsaydık güzel olurdu. Çıkışı onunla yapsaydık güzel olurdu. Unuttum neyse. Evet farklı değişik bir tecrübe oldu. İlginç bir çekim. Benim açımdan da birçok şey gördüm. Orada işte profesyonel çekim yapanlar, ışıklar, dumanlar falan. Yani bu kanal içinde bu tarz şeyler çok istiyorum inanın. Sizlere maksimum kaliteyi içeriği sunmak benim gerçekten isteğim.
O açıdan hani bana ufuk açıcı oldu, güzel oldu. Keyifli, güzel insanlarla tanıştık, karşılaştık. Berent abiye de yine çok teşekkür ediyorum beni çağırdı, davet ettiği için. Ben de Sedat'ı çağırdım, Sedat geldi. Güzel de oldu. Benim ayakkabılar, kıyafetler de işe yaramış oldu. Harika yani. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Umarım sizin için de keyifli, güzel bir vlog olmuştur. Eğer keyif aldıysanız, hoşunuza gittiyse like ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki defalarda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Ayakkabı Dairesi bugünlük out.